Evet değerli güreş severler, tabii ki alt boyların mücadeleleri ekranlarımızda olduğu için onları işte zaman zaman bu şekilde yakın planda ekranlarımıza taşıyoruz. Zaman zaman da tüm er meydanındaki güreşi ekranlara yansıtmak adına genel görüntü. Evet şu anda tekten kapıp rakibini havalandırdı, omzuna kadar kaldırdı, oradan tersi buldu ve rakibini sırt aşağı yendi ve hemen helallik aldılar, helalleştiler, barıştılar ve yenen pehlivan adını cetvel hakemliğine yazdırmak üzere cetvelin önüne doğru, kulenin önüne doğru gidiyor. Yenilen de yapacak bir şey yok. Tabii ki artık yıkanıp giyinmeye doğru o da gidiyor. Artık kısmetini, nasibini başka güreşte arayacak yenilen diyelim. Evet işte değerli kameraman arkadaşlarım bizlere bazı güzel ambiyanslar, güzel görüntülerle sizlere daha zevkli güreşler izlemenize yardımcı oluyorlar. Buradan ben de burada Merkez Efendi Er Meydanı'nda görev yapan kameraman arkadaşlarıma, canlı yayın aracı içerisindeki teknik ekibe ve yönetmenime teşekkürlerimi gönderiyorum. Çünkü onlar da bize bu güreşlerin nihayete ereceği dakikaya, saniyeye kadar özveriyle görevlerinin başında olup bizlere heyecanlı, güzel anlar yaşatacaklar. O yüzden onlara da şimdiden motive olmaları açısından onları 4-5 saat, 6 saat yayın yapmak adına, motive etmek adına şimdiden bir teşekkür göndereyim. Evet yine rakibini bastırıp bloke etmiş genç bir pehlivanımız sağdan ve soldan dış kazıkla rakibini yenme tertibatı hazırlığı içinde. Bakalım oradan ne gibi bir oyun uygulayıp rakibini mağlup edebilecek mi? Tabii ki alttaki rakibi de buna müsaade edecek mi? Tabii ki hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Tabii ki kameraman arkadaşlarım Er Meydanı'ndaki diğer güreşleri de sırayla ekranlarımıza taşıyor, ekranlarımıza getiriyorlar. Tabii bazen kaçırdığımız güreşler de olabiliyor. Çünkü Er Meydanı'mızda şu anda bir iki tane güreş yok. Çıplak gözle de şu anda bakıyorum. Er Meydanı'mızda aşağı yukarı 15-20 civarı pehlivanımız kol bağlıyor. Dediğim anda sevgili yönetmenimiz hemen ekranımızı dörde böldü ve dörtlü pencereyle şu anda Er Meydanı'mızdaki güreşleri dört koldan ekranlarımıza, dört kamerayla ekranlarımıza taşıdı. Evet. Bu prodüksiyonda emeği geçen arkadaşlarımın başında sevgili yönetmenimiz Fatih Bedir var. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Şu anda tabii ki Er Meydanı'nda güneşin altında kameramanlarımız bir taraftan görev yapıyor, bir taraftan da bizler yine arkamızdaki güreşseverlerin görüntüsünü bozmamak adına çadır, şemsiye bir şey kullanamadan
hem kameramanlar hem de biz anlatım masasında, yayın masasında biraz sıcak ve güneşle mücadele ederek görevimize devam ediyoruz. Bazen de bu durumdan bunaldığımız için ufak tefek hatalarımız olabilir. O yüzden şimdiden affola diyoruz ekran başındaki değerli güreş severler. Baş aldı pehlivanlarımız. Baş aldı pehlivanlarımız. Her meydanda kendimiz yalnız. Baş aldılar. Değerli güreş severler, tabii ki saatlerimiz artık 13. 13'e 5 var. 12.55, 12.50 civarı. Artık cazgırımız Şerif Ali Esen'in de anonsundan anladığımız kadarıyla artık başaltılar davet ediliyor. Tabii onların kuraları çekildi. Onlar çektikleri kura sırasına göre Er Meydanı'nda sıralanıp kol bağlayacaklar. Cazgırların güzel manileriyle salavatlanıp çıkışları verilecek. Ondan sonra da baş pehlivanlarımız Er Meydanı'na kura çekmek üzere davet edilecekler. Tabii ki biz de baş pehlivanlarımızın o kura çekimini sizlerle birlikte an ve an paylaşacağız. Dayılar, evet, büyük ortalar, kollara bağlayalım büyük orta pehlivanlarımız. Evet, saygılar, misafirler, değerli konuklar, Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şemiz Doğan hanımefendi tarafından düzenlenen 1. Merkez Efendi Belediyesi Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerimizde güreşler başladığı andan şu ana kadar görüyorsunuz. Her meydanımızda sağanak yağmuru gibi pehlivan yağıyor. Sizlerden bir alkış istiyorum, alkış. Ben de bir balıkçı olsam, açılsam denize, acaba takılır mı bir balık ortaya? Görmüş olduğunuz yiğit Türk aslanları güreş yapacaklar büyük ortaya. Büyük orta pehlivanlarına hep beraber bir moral alkışı yapalım. Evet, kollara bağlıyorum büyük ortalar. Değerli güreş severler, tabii ki dörtlü pencerede Er Meydanımızdaki güreşlerin, mücadelelerin dörtlü pencerede yansıması sevgili yönetmenimiz tarafından ekranlara taşınıyor. Bu arada büyük ortanın da salavatlaması yapıldı ve başaltı pehlivanlarını cazgırlarımız Er Meydanı'na davet ediyorlar. Biraz sonra da onların salavatlaması yapılacak. Tabii ki ben bu şekilde başaltının da davet edildiğini söyledikten sonra hemen yanımda değerli bir konuğum var. Onu hemen yine Er Meydanı'ndaki görevinin başına göndereceğim ama hemen şöyle onu kısaca tanıyalım ve kısaca da bize Merkez Efendi Denizli Güreşi ile ilgili biraz bilgi versin diye hemen bir mikrofon uzattım. Evet, Er Meydanlarımızın, çayırlarımızın baş hakemlerinden, en önemli hakemlerinden, İzmir bölgemizden ve rahmetli Akhisarlı Arap Mustafa Usta'nın son çırağı diyebiliriz Muammer Erçelik hocam var. Tabii o da bu Er Meydanlarında çok kısmet giydi.
paça bağladı. Çok mücadele etti. Evet, Muammer Erçelik hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Merkez Efendi Er Meydanı'ndayız. Kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Evet. Biz de güreşlerimizin başladığı andan itibaren alt boylardaki geleceğin baş pehlivanı adayı pehlivanlarımızın güreşlerini ekranlarımıza yansıtarak şu ana kadar bu görüntüleri ekran başındaki seyircilerimize aktardık. Evet Muammer hocam, tabii ki pandemiden dolayı güreşlerimiz 2020'de yapılmadı ama 2021'deki güreşlerimizi artık Güreş Federasyonu Başkanımız, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, Federasyon Başkanımız Musa Aydın, Kırkpınar Güreş Ağası, Efsane Güreş Ağası Seyfettin Selim ve birçok belediye başkanımızın gayretleriyle, yoğun çalışmasıyla, yoğun mesai harcamalarıyla 2021'de kısıtlı da olsa yağlı güreşlerimiz yapılmaya başlandı. Kumluca, Kırkpınar, Kurtdere ve şu anda da artık Elmalı bitti geçen hafta ve şu anda da Merkez Efendi Er Meydanı'ndayız. Sen de çayır hakemi olarak görev yapıyorsun. Neler söylemek istersin hocam? Murat Bey, bu pandemi bütün sporcuları etkiledi. Güreşler olmadı zaten, onları da ayrı etkiledi. Şimdi güreşçi çocuklar ayaktan başa kadar kendilerini daha yeni yeni kendilerine geliyor çocuklar. Ayaktan başa kadar. Dua ediyorum ve sakatlık olmuyor bereket. Evet. Sakatlıklar olsa daha kötü olacak ama çocuklar şimdi şu yapılan güreşlerde antrenmanlarını aldılar. Şimdi bundan sonra daha iyi olacak ama sezon bitiyor bundan sonra da. Sezon bitiyor ama gene bir 9-10 güreş var yani. Tabii. Bu saatten sonra yine var. Bugünden itibaren yine 8-9 güreş var. Çocuklar daha önce kendine geliyor. Ama düzelmeler var hepsinin hemen hemen. Şimdi çocukların gençler İstikbal Hava'da gençler var. Ufak boylardan, küçük ortadan, büyük alt ortadan. Boylardan tabii. İyi çocuklar var. Kendini toparlamış çocuklar var. Allah yardımcıları olsun. Şimdi onların Kumluca'da boy atlaması vardı. Sonra arkasından Edirne'de boy atlama vardı. Dereceye girenler, kürsü yapanlar bir üst boya çıktı. Sonra Kurtdere'de boy atlama oldu. Ardından da geçtiğimiz hafta Elmalı vardı. Antalya Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Yeşilyay'la. Orada da boy atlamalar oldu. Bu sezon boy atlamalar bitti. Artık bundan sonra normal piyasa güreşi dediğimiz güreşler devam ediyor. Ama bir 8-10 güreşimiz daha var yani. Var, boy atlama yok ama güreşlerimiz var. Boy atlama yok ama güreşlerimiz 8-10 güreş daha var. Artık pehlivanlarımız güreşe güreşe, mücadele yapa yapa, müsabaka yapa yapa da artık formlarının zirvesine doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Artık 2022 sezonunda hayırlısı olsun diyelim. Orada güreşlerimiz aksamadan, sekteye uğramadan devam eder ve bu sene 25-30 güreşle sezonu tamamlayacağız gibi duruyor. O zaman da inşallah 150-200 güreşle, hatta daha fazla 300 güreşle 2022 sezonuna start veririz diyorum yani. İnşallah. Zaten şimdi bu boy atlama güreşlerinde çalışan çocuklar belli etti kendilerini. Yani 3 tane 4 tane boy atlama güreşleri oldu, büyük güreşler. Orada zaten 2 boy çıkan oldu, 3 boy çıkan oldu. Kendini iyi geliştiren çocuklar, antrenmanları bırakmayan çocuklar kendilerini belli ettiler. Hayırlısı 2022'de daha çok organizasyon olur. Evet. Güreşler devam eder. Bu bizim örf adetimiz, ananevi sporumuz. Allah yardımcısı olsun çocukların. Hepsine evet. Başarılar diliyorum. Sevgili Muammer Erçelik, tabii ki sen rahmetli Arap Mustafa Usta'nın son çırağısın. Ona bir düzeltme yapalım. Sondan bir önce Gürcan Yiğiter mi? Gürcan Yiğiter mi son çırağı? Son çırağı evet. Evet, sondan bir önce. Peki Arap Mustafa Usta'dan sonra kimlere usta dedin? Kimlere çıraklık yaptın? Karamürsel'de Ahmet Taşçı.
Onun ustası Kadir Usta. Evet. Peki çıraklık yaptın, usta dedin ama sana da çıraklık yapan, sana da usta tamam. diyenler vardı. Dirmir Ramazan. Evet, Ramazan Çınar. Aksalı Gürcan Yiğiter. Gürcan Yiğiter de senin çıraklarında. Evet. Onlar da sana usta dedi. Evet. Ne mutlu sana. Allah hem çıraklık olsun. Yaptın hem ustalık yaptın. En iyisini bu yaptım. Bu er meydanlarında. Ustası, ustalığında. Evet, bu er meydanlarında sen de çok kısmet dövdü derler ya bizim yağlı güreş tabiriyle. Evet. Sen de çok kısmet dövdün, kol bağladın. Çok salavatlandın. Allah'a şükür. Evet, Muammer Erçelik, seni fazla tutmayalım. Evet, ben görevin başına çünkü sen görevinin başına döneceksin çayıra. Biz sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu arada dedem askerde benim dedemdi. Evet. Evet. Evet, değerli güreş severler. Sevgili Muammer Erçelik'in dede diye hitap etmesinin sebebi tabii ki her Türkiye Cumhuriyeti yaşayan evlatlarımız gibi biz de 27 yaşlarda askere gittik ve tabii ki Kara Gücü'nde spor merkezinde Erzincan 3. Ordu spor merkezinde askerlik yaptık, görev yaptık. Tabii ben orada askerken tabii daha sonra alt tertip, alt devre olarak Muammer gelmişti spor merkezine. O yüzden ben dedesi olduğum için yani askeri tabirle dede, yoksa yaşlarımız çok o kadar birbirinden farklı değil. Hemen hemen birbirimize yakınız. Evet, Muammer Erçelik, teşekkür ediyorum dedeciğim, sana. Teşekkür ediyorum. İyi görevler diliyorum. Kolay gelsin sana da. Sana da kolay teşekkür gelsin. Ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Cazgırlar tarafından salavatlaması yapılacak diye beklenirken, anonsu yapılmışken tabii arada diğer alt boylarında müsabakası bittikten sonra bir sonraki turun mücadelesi için çağırıyorlar. Ama şu anda bizde tabii ki merakla başaltı oyunu bekliyoruz. Tabii bu arada tabii zaman zaman er meydanında kıran kırana mücadeleler saha dışarısına taşıyor. Tabii biraz önce bizim önümüzde bir mücadele vardı. O sahayı sınırlayan bölgenin dışına taştı ve orada bizim kameramız vardı. Şu anda bizim yayın masasını gören kameramız. Tabii onu biraz devirdiler. Şimdi onun yönü değişti. O yüzden onun da biraz sonra teknik elemanlarımız o kamerayı bize doğru tekrar yöneltip düzeltirler. Soyunma halinde başaltı pehlivanı kaldırsın. Başaltılar.
Evet o tren. Küçük orta küçük boylar. Çok öteler meydanlar. Küçük orta küçük boylar. Evet değerli güreşçilerler, değerli konuklarımız. Şu anda er meydanımızı. Atas sporu güreşi çok seven. Biz seni bu er meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan. Dönem, dönem üstüne olmak üzere üçüncü dönem. Birisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapan Denizli'ye hizmet anlamında destanlar yazan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Solan şu anda her meydanımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine komiserimiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şu anda ezan okunuyor. Oğullar, bu anlama haricinde güreşler ezan okunuyor. Merkez Efendi Er Meydanı'ndan tekrar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum değerli güreşseverler. İşte alt boyların kıran kırana mücadeleleri, işte sizlerin isteği üzerine ekranlarınıza geliyor, ekranlarınıza taşıyoruz. Bunları sizlere tabii daha yakından yansıtmak amaçlı. Yine işte ikili pencere ile bir genel görüntüyle Er Meydanımızın yansıması ve diğer tarafta da sağ kadrajda da alt boylarda mücadele eden diğer pehlivanlarımızdan bir çift ekranlarımıza geliyor değerli güreş severler. Ve tabii ki sizlere daha önce de söylemiş olduğum gibi zaman zaman fırsat bulduğumuzda tabii sürpriz konuklarımız olacak. İşte onlardan bir tanesi şimdi yanımızda. Balıkesir Savaştepe Belediyesi güreş takımının antrenörü hocası Önder Akkurt. Evet hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Evet Merkez Efendi Er Meydanı'ndayız. Evet. Kaç öğrenciyle geldin ve öğrencilerin, pehlivanların durumları şu anda nedir? Şu an biz 22 sporcuyla geldik Savaştepe'den. Evet. Minik boydan destek küçük boya kadar güreşçilerimiz devam ediyor. Evet. Yaklaşık 16 tanesi hala devam ediyor. İnşallah buradan da şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz. Planlarımız dahilinde tabii ki. Her gittiğiniz organizasyonda, yağlı güreş organizasyonunda zaten Savaştepe Belediyesi'nin güreşçilerini yani güreştikleri boylarda birinci, ikinci, üçüncü olarak kürsünün bir basamağında görüyoruz zaten. Bununla ilgili de şöyle bize bir öz eleştiri yapar mısın? Nasıl çalışıyorsunuz? Bu başarıya nasıl ulaştınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Savaştepe'de biz, yani bizim çocuklarımızın hepsi kendi yerli Savaştepe'nin çocuğu. Dışarıdan bir transfer elde etmiyoruz. Köylülerin köyden daha çok ziyade. Yani Savaştepe'nin köylerinden, kırsaldan evet. Genelde pehlivanlarınızı topluyoruz. Öğrencilerinizi topluyorsunuz. Onları yetiştiriyorsunuz. Tabii ki. Haftanın, yani sıfırdan
onlara bir şeyler evet. vererek, eğiterek onları bu seviyeye getiriyorsunuz. Yani öğrenmiş, eğitilmiş çocuklar gençken, değil. Gençken bir şeyler alıp da size gelmiyor yani. Yok, sıfırdan altyapı evet, tamamen. Siz kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet, tamamen bizim kendi çocuklarımız yani hiç güreşi daha önceden bilen çocuklar değil de evet. daha çok biz kendimiz yetiştiriyoruz ve bunları haftanın 6 günü evet. Bazen çift antrenman olmak üzere bilimsel antrenman teknikleriyle kondisyon, kuvvet ve teknik güreş antrenmanlarıyla birlikte çocuklarımızı hazırlıyoruz. Bu yılda biliyorsunuz siz de Tarihi Kırkpınar güreşlerinde evet. Çifte madalya aldık. Ve bir tane şampiyon çıkardık minik bir boyunda Fırat Bozca. Abi kardeş, abisi de Tevfik bir boyunda üçüncü olmuştu. Evet. Aynı zamanda iki tane çocuğumuz da çeyrek finalde kaybetti. Yani dört tane madalya alabilecektik. Balıkesir'e dört tane madalya getirme şansımız vardı. Nasip olmadı. Ama biz her zaman çalışmaya, gayret etmeye çocuklarımızla beraber devam ediyoruz. Edeceğiz inşallah. Peki hocam, şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum. Sezon başında Kumluca... Evet. Oradan Edirne, evet. Kırkpınar, ondan sonra da Cihan Şampiyonu Kurtereli Mehmet Pehlivan güreşleri evet. ve geçen hafta da Elmalı Yeşil Yayla güreşleri. Bu dört tane boyatlama güreşi vardı, organizasyonu vardı. Evet. Çocuklarınız buralarda neler yaptı? Şimdi öncelikle... Kaç boyatlayan oldu? Ve kaç tane pehlivanınız boyatladı? Şimdi öncelikle şöyle, Türkiye Güreş Federasyonu... Bazı boylarda sadece 3 boya boyatlama verdi bu yıl. Yani küçük orta, küçük küçük orta, büyük ve büyük orta boylarında Kırkpınar hariç. Diğer altyapı boylarında minikten küçük orta, deste büyük boyuna kadar atlama boyu vermedi. Daha önceleri veriyordu ama biz Kumluca'da final çıkardık bir tane. Bir tane üç, yani bir ikinci, bir üçüncü vardı Antalya Kumluca'da. Sonra Çalı Güreşlerine gittik, orada 5 tane madalya aldık, 2 tanesi şampiyon çıktı. Daha sonra Edirne Kırkpınar oldu. İşte Kırkpınar'da pazar gününe çeyrek finale 4 çocuğumuz kaldı. Oradan 2 tanesi, biri final yaptı, şampiyon oldu. Evet, bir tanesi 3. oldu. Daha sonra isimlerini zikredelim, onların aileleri ekran başında bizi izleyenler de duysun hem en azından. Evet. Minik bir boyunda Fırat Bozca şampiyon oldu. Evet. Abisi Hasbi Bozca Çeşik bir boyunda 3. oldu Kırkpınar'da tabii bunlar. İkisi de birer boy atlamış oldu değil mi? Evet. Aynı zamanda iki tane de ayak boyunda çeyrek finalde pazar günü elenen çocuğumuz var. Daha önce Kırkpınar'da derece yapmıştı. Son 2019 Kırkpınar'da. Hatta şampiyon olmuştu. Türkiye şampiyonu olmuştu. Muhammed Güngörmüş. Bizimle beraber yine çalışmalarına devam ediyor. Mustafa Kurt var. O da Kırkpınar'da çeyrek finalde yenildi. Geçen hafta Çardak güreşlerinde şampiyon oldu kendisi. Çardak'ta da 3 tane madalya almıştık. Bir şampiyon ayak boyunda Mustafa Kurt. Aynı zamanda minik 2 boyunda Fırat Bozca bir üst boya çıktı. Bir üst boyda da final yaptı. Kırkpınar'dan sonra güreştiği ilk bir üst boyda. Tabii ki derece yaptığı için bir üst boya çıkarıyorlar Kırkpınar'da. Orada da final yaptı. İkinci oldu bir üst boyda. Barış Güngörmüş var minik 2 boyunda. Çok iyi çocuğumuz o da. O da orada 3. olmuştu. Yarı finalde denk geldiler birbirlerine. O şekilde elenmişti. Yani şunu belirtmek istiyorum. Bizim yani Savaş Tepe'nin tamamıyla çocuklarımızın hepsini kendi yerli, öz, milli kaynaklarımızdan elde ediyoruz. Yani Balıkesir'e, Türkiye genelinde, çeşitli ilçelerde, organizasyonlarda en güzel şekilde temsil ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tabii ki buradan bizi destekleyen, her zaman bizlere destek veren belediye başkanımız Sayın Turan Şimşek'e, güreş ağamız Murat Yetim'e, aynı zamanda Balıkesir Spor Kulüp Başkanı Sayın Özgür Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey de sağ olsun bizim pehlivanlarımıza maddi manevi çok destekler veriyor. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz Önder Hocam. Ben teşekkür ederim. Ve bundan sonra da başarılarınızın devamını artarak devamını diliyoruz. Çünkü Savaştepe Belediyesi'ni belediye başkanımız Sayın Turan Şimşek'e Türkiye'nin muhtelif yerlerinde en evet. iyi şekilde temsil ettiğinize inanıyorum ben de. Evet. O yüzden başarılar diliyorum. Çok teşekkür Allah ederim. Allah sakatlık, kaza, bela vermesin genç Amin. Pehlivanlarımıza. İnşallah onları bu güreşlerin yani yağlı güreşin en üst basamağı olan baş pehlivanlık kategorisinde de kürsüye çıkmayı nasip etsin diyorum. Amin. Cenab-ı Allah sizlere de tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet. Değerli güreş severler. Tabii ki baş altı boyu da biraz önce cazgırlar tarafından salavatlandı.
Evet, sevgili yönetmenimizden de bir ricamız olsun ve maç altı boyunda güreş tutacak olan pehlivanlarımızın da şöyle peşrevlerinden, çünkü aynı anda hepsi sahanın bir tarafında olduğu için onları da şöyle zaman zaman peşrev çekerken ekranlarımıza taşırsa sevinirim. Ondan sonra da zaten eğer baş altı boyunun güreşleri, mücadeleleri başladığı zaman da artık biraz kameralarımızı da onlara doğru çevirelim. Çünkü baş altı boyu da önemli, pehlivanlarımız da önemli. Çünkü onlar da Edirne'de baş altında derece yapıp kürsüye çıktıkları takdirde başa yükseliyorlar. Başın yolu baş altından geçiyor değerli güreşseverler. O yüzden de baş altı boyu da bizim için önemli. Ben o boyu da alt boylar gibi önemsiyorum. Çünkü başa hazırlık boyu diye ben kendi kendimce o şekil tabir ediyorum, o şekil yorumluyorum. Başa hazırlık boyu, baş altında pişiyorsunuz. Ondan sonra da baş boyunda güreşmeye, baş pehlivanlık için güreşmeye hazır olduktan sonra da zaten baş altında Edirne'de kürsü yaparsanız baş pehlivanlık kategorisine sağlık yükseliyorsunuz. Sağlık görevlerimiz çok acele meydanlar. Açıyorum açıyorum. Abi Sürenmez, her meydanınızda teşvik sizlerdir. Kendilerine konu kulübüne hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte bu anlama mücadelesi yapan bir çift pehlivanımız tekten kapıp bastırıp bloke etti ve adını bir üst tura yazdırdı değerli güreşseverler. Evet, yine İzmir Güreş İl Temsilcisi Gürcan Akgül bizi İzmir'den izliyor şu anda. İyi yayınlar diliyor. Bütün Merkez Efendiler Meydanı'nda güreş tutan pehlivanlara başarılar diliyorum demiş. Biz de Gürcan Akgül ustamıza Merkez Efendiler Meydanı'ndan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, yine İzmir'den. Her meydandaki yerleriniz alınız. 1961 yılı baş ikincisi Sındırgılı İzzet Yağcı, rahmetli İzzet Yağcı'nın mahtumu, torunu Samet Yağcı şu anda bizi izliyor. O da bütün pehlivanlara başarılar diliyorum demiş. Evet, biz de Samet Yağcı'ya selamlarımızı gönderiyoruz.
Evet, yine Balıkesir'den bir selam var. Tabii ki bize iyi yayınlar diliyor. Ercan Çakıcı. Bizim de mahallemizin ekmek üretimi yapan, bizi besleyen, tüm Balıkesir'i besleyen fırıncı Ercan Çakıcı şu anda bizi izliyormuş. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, yine saat 13.40'da kısmetler girip kurallarımızı çekmek üzere her meydanda gelirimizi alırız. Balıkesir'den bankacı Ertuğrul Aydın kahvede 25 Eylül tarihinde abim galerici Ali Foto Celal Tatlıcı Mustafa Selahattin abi Savcı Ali sizi izliyoruz. Selam ve başarılar diliyorum demiş Ertuğrul Aydın Balıkesir'den. Biz de tüm dostlara Merkez Efendi Er Meydanı'ndan selamlarımızı gönderiyoruz. 3 Ekim tarihinde evet, İsparta'dan Şükrü abim güreş izlemeyi çok özlüyorum. Sayenizde bu güzel organizasyonlar güreş özlemimiz bir nebze olsun gidiyor demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Evet, İsparta'dan Şükrü abim. Biz de Şükrü abime, Isparta'ya, tüm güreş dostlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Balıkesir'den eski güreşçilerden Yıldız Köyü'nden Mehmet Kurca, bütün pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum. Ekranları başındaki güreşleri izleyen tüm dostlara da selamlarımı gönderiyorum demiş. Biz de Merkez Efendi Er Meydanı'ndan Yıldız Köyü'ne ve Mehmet Kurca'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda Denizli'de ekranları başında bizi izleyen İlyas abi var. Benim de yakinen tanıdığım, tabii ki Balıkesir'den Akçalören güreşlerinin kurucu ağalığını yapan Zeki Arslan abimin bacanağı İlyas abi bizi izliyormuş şu anda ekranları başından. Buradan hem Zeki Arslan ağama hem de İlyas abime selamlarımızı gönderiyoruz. Denizli Merkez Efendi Er Meydanı'ndan. Evet, tabii ki artık Er Meydanımızda baş altı boyunda mücadele eden pehlivanlarımızın da güreşleri var. Kıran kırana mücadeleleri var değerli güreş severler. Biraz sonra da artık baş pehlivanlarımız kura çekimi için Er Meydanı'na davet edilecekler. Evet, yine bir mesajımız var. Bunu okumam gerekiyor. Çünkü neden? Cemil Tekin bizi değerli mesaj göndererek. Saygıdeğer konuklar,
küçük orta, küçük boy, ikinci tur pehlivanları. Allah Allah! Biz de Cemil Tekin'in bu mesajını okumak istiyorum. Evet abi, sadece güreş sayfası üzerinden yayını ben de canlı olarak veriyorum. Sayfadaki güreş severler senden selam bekliyor demiş. Evet, ben de hem Cemil Tekin'e hem de sadece güreş sayfası üzerinden şu anda Merkez Efendi Er Meydanı'ndaki güreşleri izleyen bütün güreş sever dostlara selam gönderiyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Değerli güreş severler, tabii ki bu yayını sizlere Ege TV ekranlarından, DRT ekranlarından, Pamukkale TV ekranlarından ve Deha TV ekranlarından ortak canlı yayınla, ortak anlatımla sizlere aktarıyoruz. Evlerinize konuk oluyoruz. Tekrar ekranları başındaki bizleri izleyen değerli güreş dostlarına Merkez Efendi Er Meydanı'ndan ben de bir kez daha selamlarımı iletiyorum değerli güreş severler. Bir taraftan da ben baş pehlivanlarımızın kura çekimi için numara sırasını hazırlamak istiyorum. Çünkü buradan takip etmemiz daha kolay oluyor. Kim kiminle eşleşti oradan sizlere de bilgi vermemiz daha kolay oluyor değerli güreş severler. Her meydanda
yok et. Koy şuraya şapkayı. Değerli güreş severler, tabii ki. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek Er Meydanımıza geldi. O yüzden de Merkez Efendi Belediye Başkanı ve protokol üyeleri Şirin Doğan ile birlikte bir halkı selamlama adına bir yürüyüş yapacaklar şimdi. Tabii ki biz ekranlarımızda protokolün gidemedik diye bu görüntüsü varken hemen yine tabii ki herkes efendi sizlere söylediğim gibi sürpriz konuklarım olacak demiştim. İşte o sürpriz konuklarımdan bir tanesi şu anda yanımda. Evet, 1980 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Mehmet Güçlü Ustam şu anda yanımda. Evet, hoş geldin usta. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, ustacığım, Denizli'de Merkez Efendi Er Meydanı'ndayız. Uzun yıllardan beri Denizli'de bu bölgede yağlı güreş çok fazla yapılmıyordu. Belki hiç yapılmıyordu desem yeri var. Artık 2021 yılında Denizli'de Merkez Efendi'de atasporumuz güreşin ateşi meşalesi yakıldı diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz. Bir de bayan belediye başkanı. Ben evet. Sözde bayanlar pek güreşler yüzdeye vurursak daha az bildirirler. Sözde erkek sporu hani gibi. Ama iyi bir organizasyon yapmış hanımefendi Sayın Başkan. Bu işi değer veriyor. Sporcusuna, seyircisine, müsaadirine. Evet. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabi. Sporcuların da kaza öyle. Biz memnunuz bir eski bir sporcu olarak yani değer vermesi bir belediye başkanı. Hoş. Peki ustam şöyle devam edelim. 1980 yılına gelmeden önce tabii ki 1980 yılına geleceğiz ama ondan öncesi şu anda ekranların başında bizi izleyen değerli güreş severler tabii ki merak ediyorlar. 1980 yılı baş pehlivanı altın kemeri boynuna takmış baş pehlivan Mehmet Güçlü ama Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü nerelidir? Mehmet Güçlü nerede doğmuştur? Mehmet Güçlü güreşe nasıl başlamıştır? Mehmet Güçlü güreşe teşvik etmiştir. Şimdi dedem benim önce nereli olduğundan başlayalım. Ben Muğla Milaslıyım. Kızılcayık evet. Mahallesi'nden 1952 doğumluyum. Evet. Kalabalık bir aile içinde büyüdüm. 8 kardeşim. Evet. Rahmetli dedem de güreşçi, Garp Cephesi gazisi, esir de kalmış Yunan'da. Evet. Benim abim vardı, benim büyüğüm, rahmetli oldu. O ben beni güreştirirdi, verirdi 25 kuruş, o zaman 25 kuruş kıymetli para. Yenen 25 kuruş, yenilen 10 kuruş. 2017 yılı bir çay içiyorsun. O zaman. Ya, o zaman. Neyse abi. Peki sen 10 kuruş mu alıyordun, 25'i mi alıyordun? Ben 25'i alıyordum ama abim elimden alıyordu 25'i, bana 10 kuruş veriyordu. Yani sen abini yeniyordun, sen 25'i hak ediyordun ama abiye büyük senin elinden gene 25 evet, alıyordun. Evet, sen evet. Yenik parası alıyordun gene yani. Evet. Ben tabii buna itiraz ediyorum zaman zaman.
Sonra dedem ödülü arttırdı. 50 kuruş 1 lira yaptı. Abi benim paramı alıyorsun. Neyi alıyorsun? Oğlum sen ben olmasam kimi yeneceksin diyor. Benim sayemde. Evet. Tabii. Evet. O da mantıklı bir açıklama. Evet, tabii. Evet. Deden seni kimle güreştirecek? Kimi evet, yenip de evet. O parayı alacaksın? Mecbur abinle güreşiyor. Dedem meraklı böyle tabii. Sevdim güreşi. Evet. Sonra abimden büyükleri de yenmeye başladım. Derken bizim oralarda düğün güreşleri oluyor. Çomak Dağı'nda efendim. Evet. Türbe tarafında. Karıcısar bu Bodrum Yarımadası'na doğru gidilen bir yer. Evet. Oralarda yapılıyor. Gidiyoruz biz. Tabii ben daha yeni güreşçi bir pehlivan oğluyum. Babam da pehlivan. Herkes merak ediyor. Aman Cavit sen yaşlandın oğlana iyiye bak falan gibi. Evet. Böyle başladık sayın. Yani içindeki güreş ateşi bu şekil böyle yavaş başladık. Yavaş alevlenmeye başladı evet, yani. Evet, evet. Ondan sonra artık piyasa güreşte. Yani demek ki o zaman şunu mu anlıyoruz usta? Sen minder güreşinden önce de yağlı güreşe sizin o Tuğla civarlarında başladın tabii. Yani. Başladık. Daha sonra mindere geçtin. Ben abimle yine kavga yaptım. Bütün ben pehlivan ol diye yatıyor. İstirahat bu güreşecek diyor babam. Sonra biraz kabullenince bu işe. Orada destelere falan alıyor. Daha küçük orta bile yapıyor. Büyük güreşinde var. Büyük güreşte değil. Evet. Orada da görüyorlar böyle Denizli kulübünden güreşçiler. Sen pehlivan olacaksın Denizli'ye gel diyorlar bana. Anladım. Yani seni köyden artık Denizli'ye merkeze pehlivan olacaksın diye oradaki minder kulüpleri yavaş yavaş seni evet, işliyorlar. Evet. Seninle evet, konuşup seni çekmeye çalışıyorlar. Ve sonra da artık Denizli'ye gidiyorsun. Evet, kaçarak gidiyorum. Abimle kavga ediyoruz. Evet. Ben küçüğüm ya, ona karşı geldim diye annem diyor ki kabahat Mehmet de. Ben yine suçluyum. Suçlu hep sen. Hep suç bende. Hep küçükler mi suçlu olur usta? Öyle maalesef öyle. Sonra biz önce Aydın'a gittim. Dursun Kutsal vardı bizim Muğla'lı minderci. Evet. Çangalcı Sarı Dursun derler ona. Marmaristi. O Aydın tekstili çalıştırıyordu, hocaydı. Onun yanına gittim. Sen dedi burada değil de Denizli'ye gitti dedi bana. Kendisi hoca olmasına rağmen. Evet. Oradan bindim otobüse doğru Denizli'ye. Denizli kapalı spor salonunu buldum. Daha bir yere gitmiyorum. Daha 16 yaşında. Orada bir ayakkabı boyacısı var, Kekeme. Ben neye geldim? Oo, saydı bu işte öyle güreşler, burada şampiyonlar var. Ben biliyorum da. Evet. Bu Kekeme'nin anlatması bana çok hoşuma gitti. Evet usta. Çok hoşuma gitti. Neyse sabah oldu ayakkabıları boyattım ben hemen bir asker hücum eder ya. Evet. Böyle pehlivanlar peş peşine gelmek kimisi çanta kimisi geç kaldım diye koşarak gidiyor. Neyse gittik Bekir Güngör diye hocam vardı benim. Önce Hasan Hoca'yı gördüm. Hasan Güngör'ü. Güngör'ü gördüm. Tıraş oluyor. Hocam dedim ben Denizli kulübüne geldim. Selam verdim. Asker misin dedi. Yok dedim. Ben dedim Cavit Pehlivan oğlu. Tamam bildim de oğlum dedi. Ne için geldin? Ben pehlivan olacağım Denizli kulübüne geldim. Öyle biliyorum ama her gelen alınıyor gibi düşündüm. Sonra gelsin bakalım. Geldi Milaslı, gitti Milaslı. Biz bir 6 ay falan çalıştık. Belki daha fazla. Ama biraz güreş kültürüm var. Ankara'da Türkiye birinciliği oldu gençlerin. Ben Türkiye ikincisi oldum. Evet. Ve de Hasan hocamla Bursa'ya kampa gittim. Takıma girdim orada. Milli takıma girdin yani. Evet. Seçme yaptılar. Ben hem de şöyle seçme. Ağırla 100 eksik. 100 değil de o zaman 87. Turan Şahin var, o direkt adam. Çünkü bir sene önce Balkan şampiyonu olmuş. Balkan evet. Şampiyonasına gidecek. Tabii sayın hocamız ben duyuyorum yani bu Minaslı çocuk iyi güreşçi olacak falan. Ben dağlara koşuyorum. Benim bir daha arkadaşım var. Hamza Canavar. Maratoncu.
Evet. 10.000 koşuyor. Hoca bana dedi ki bak bu adamın peşine takılacaksın. Nereye giderse onun kadar koşacaksın. Ya Denizli'nin etrafına bir tur koşuyor adam. Adam maratoncu. Ben de gencim ama çocuğum ama onun koşusuna denk geldiğim zaman 24 saat yerimden kalkamıyorum. Çok yoruluyorum. Alışık da değilim. Sonra tabii 69'da ikinci oldum İstanbul'da Sergi Saray'da. Sonra 70 senesi geldi. Tevfik hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Böyle kendi kilolarına yakın sporculara genç takım ya biz. Baklavasına, böreğine böyle gelenektir bizde. Hocalar dener onları. Maç yaparız. Neyse ben tabii maç yaptık Tevfik hocayla. Puan yok hiçbirimizde ama Yaşar Yılmaz bizim milli takım hocamız. Bir de Mahmut Atalay. Evet. Dediler Tevfik ki, Hoca dediğinde Tevfik Kış Hoca mı? Evet Tevfik Kış Hoca. Onu da belirtelim de Tevfik Olimpiyat Kış Hoca. Evet. Çok sevdiğim rahmetli oldu. Rahmetli Hasan olalım. Güngör de yine Olimpiyat şampiyonumuz. Evet evet. Mahmut Atalay yine hakeza öyle. O da Dünya Olimpiyat şampiyonu. Aynen öyle. Bu Halkalı'da oluyor İstanbul'da. Evet. Şey diyor ki ulan Tevfik Yaşar diyor. Bunu al götür. Bir de Grekurmen'in ağır sikleti yok. Aha bunu götür diyor. Hepsine bayar bu diyor. Yani sen serbest yapıyorsun ama Grekurmen'in ağır sikleti olmadığı için seni Grekurmen'e götürmeye çalışıyor. Hem serbest takımdayım ben de. Ama Grekurmen de boş siklet illa senede güreşecek. Benim pek canım istemedim ama gittim Grekurmen'de şampiyon oldum. Hem de Andiyev'le berabere kalan bir Romen'e yenerek. Bulgar'ı da Romen'e de yendim ikisine. Bir sene sonra Andiyev vardı bir Rusların. Evet. Dünya Olimpiyat şampiyonu. Ağır dev gibi adam. Yendim ama onu. Bayıldım böyle. Andiyev'i de yendiniz yani. Andiyev'le berabere kalan adamı yendim. Berabere kalan adamı yendiniz yani. Çok büyük güven geldi bana. Sonra serbestlik. Orada şampiyon oldum ben. Hatta İsveç kralı da verim madalyamı. Serbeste başladık. Yine bir Rus vardı. Güreş. Kaçıncı turda bilmiyorum. Devam ediyoruz. Ben Grekurmen'de şampiyonum ya. Açık küçümser böyle havalı çıktım. Dikkat etmedim. Dıştan bir danaba, bir devre köprüde duruverdim. Ama kalktım gözlerim hiç görmüyor. Çok böyle fena oldum. Adam uzatmayalım. Ben orada ikinci oldum. Evet, serbestte ikinci oldum. Serbestte Grekurmen'de birinci. Tabii biz ilk öyle başladı yani gençlerde. Sonra 71'de zaten A takıma gittim. İzmir'de Akdeniz oyunlarında. Orada kaçıncı oldun usta? Birinci oldum. Birinci oldun Akdeniz oyunlarında. Takım halinde birinci olduk orada. Tamam. Ondan sonra Avrupa'ya gittin. 72'de olimpiyata gittim. Dördüncü oldum. 72'de olimpiyatlara gittin. Tabii. Yani ilk Akdeniz'den sonra ilk yurt dışı macera olimpiyatlar direkt. Olimpiyattı evet. Yani Avrupa Dünya Şampiyonası'na hiç katılmadan olimpiyatlar. Yok 71'de Sofya'da Dünya Şampiyonası oldu. Ona katıldım. Orada kaçıncı oldun usta? Grekurmen'de 5. Hem Grekurmen hem serbest güreştim. Öbürü de daha az. O Grekurmen'den maçtan çıktığım için mi öyle oldu onu da bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum ki yorgunmuşum. 72'de olimpiyatlarda 4. oldum. Evet. 72'de. Tamam. Kimlerle güreştin usta hatırlıyor musun? Şimdi Bulgar Totorov 71'in bir sene öncesinin dünya şampiyonu. 71'in. Evet. Onunla güreştim. Macar Baykoy'la. Polonyalı'yla. Uzatmayalım. Sadece Bulgar'a kaybettim ben. Bulgar'a kaybettin, 4. oldun. Evet. Şeyi de yendim. Sarı bir herif. Ben 72'de daha 19 yaşındayken, 18 yaşındayken olimpiyat şampiyonu olabilirdim. Biraz da maç, o kadar gençlere... Maç eksikliğim vardı, tecrübe eksikliğim vardı. Evet. Tabii ki genç olduğun için tecrübesizdin. Evet.
Çünkü az maç yapmıştın Avrupa'da yani. Tabii, tabii, yurt dışında. Tabii. Aynen öyle. Yurt dışında aynen. Az maç yaptığından evet. Dolayı. Evet. Yani biraz daha tecrübeli olsaydın. Evet. Olimpiyatlarda olimpiyat şampiyonu olma şansın vardı diyorsun. Çünkü olmuş dedim. Çünkü Totorov bu bayılttım ben. Son ya 20-30 saniye kala aldı benden puanı. 1-0. Peki ustam, 1980'e geldik. Baş pehlivan oldun, kemer taktın ama ondan öncesi, 80 öncesi Edirne maceran var mı? Tabii var. Yani ne zaman başladı Edirne macerası? Edirne'ye ben 75'te gittim. Boykot yaptılar o zaman Edirne'de. Sen güreşemedin. Ben güreşemedim. Ondan sonra 75, 76, 77, 78'de milli takım dedim. Zaten gittim mi? Mesela 78'de gitseydim ben çok meraklıydım, çok da iyiydim. Tanımazdım kimseye. Mahmut Atalay, Allah rahmet eylesin hocam. İzin istedim ondan. Git ama geri gelme dedi. Mecburen komutan komutandır. Abi. Gitmedik. Sonra 79'da gittim. Magrus'u yendim, Sabrazar yendi. İkisi de Balıkesir bölgesinden. Ama ben serin havalarda, topraklı yerlerde bunları piyasada yeniyordum. Ama Kırkpınar'a gelince biraz hava sıcak. 40 derece, yağ vıcık vıcık. Çimen de var tabi. 10 dakikada yendin. Yenemedin mi onlara geçiyor üstünlük. Üstünlük onlara geçiyordu. Sen kısa sürede işi halletmen gerekiyordu. Halletmem yani. Lazım. Halledemedin mi artık üstünlük tarafa, karşı tarafa geçiyordu. Yani. O zaman sen pek sıcağı sevmiyordun usta. Yo, mesela 80'de ben final maçı az önce internette 60 bir çocuk, doğru mu bilmiyorum. 1 saat 55 dakika durma yok. Evet. Sabraga'yı bastırmadık, yer bırakmadık. Bu kabul etmez. Sahada basmadık, yer bırakmadık diyorsun yani. Sonra da künde attı. Diyor ki sen beni yenmedin ki diyor. Açık düştüm ben diyor. Ne inatçı adam. buradan ben severim çok. Buradan yani. Sabracar Usta'ya da tabii evet, ki saygılar. Dededen babadan tabii, pehlivan. Tabii. Sabracar Usta'ya da selamlarımızı gönderelim. Onu da burada yine yad etmiş, anmış olalım saygıyla, yani. Saygıyla. Evet, saygıyla. Saygı. Tabii ki bu usta çırak arasında yaşanan güzel anekdotlar, güzel hatıralar diyelim. Evet, aynen, tabii aynen. Ki evet, 1980 yılında tabii ki ilk turda kimle güreştin? Hatırlıyor musun? Kaplan Yapar'la güreştim. Tamam. İkinci turda? İkinci turu kimle güreştim? Herhalde Magrus'ta olması lazım. Evet ustacığım. Magrus'ta olması lazım. Tamam. Yılları karıştırmış olabilirim. Magrus. Ondan sonra? Sabracar'la final. Bir de boşu buldum ben. 3 kişi kaldık. Bir boş buldun. Evet. Ondan sonra final yaptın. Evet, finalde evet. De buradan da selamımızı göndermiştik evet, evet. Zaten. Sabracar ustayla yaptın. Evet. O da bir önceki yılın baş pehlivanıydı değil mi? Evet, 79'un. Evet, evet. Yani 79'un baş pehlivanıyla final yapıyorsun. 79'da beni yendi Sabri abi. Evet. Ben Magrus'u yendim ama 79'da da seni yendi. O evet. Baş pehlivan oldu. Evet. Yine kemer kuşanacağım düşüncesi vardı finalde Sabri Usta'da. Tabii. Ama bu sefer sen onu yendin. Evet, evet. Bu sefer kemeri sen taktın. O zaman Sabri abi bazı pehlivanları sıradan yeniyordu. Ben onu serin havalarda ufak tefek psikolojisini bozdum yani. Ben kendim o zaman en sağlam Kara Ali, Ordulu Davut, Sabracar. Bunlar evet. İyi adamlar. Sevgili ustam, seninle sohbet güzeldi. Teşekkür tadın ederim. Doyulmaz. Ama sen bugün akşama kadar buradasın. Seninle yine eğer bir fırsatını bulduğumuz anda gene güzel bir sohbet, gene güzel bir söyleşi yaparız.
Çünkü biraz sonra baş pehlivanlarımız kura çekecekler. Evet, evet, biz evet. Ekranlarımızda kameralarımızı oraya çevireceğiz. Evet. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hep ben teşekkür ederim. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, güreş düzenleyen kentler birliği meclis üyesi Sayın Şeniz Doğan. Herkes efendi güreş ağabeyi Mehmet Yukarıcı'yı, ağların ağasısı Seyfettin Sinir'i. Herkes efendi kaymakamımız Sayın Adem Uslu'yu, Beyaz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akçay. Herkes efendi belediye başkan yardımcımız Sayın Necdet Yılmaz'ı, Sayın Fatma Atıcı Akçay'ı, Sayın Fatih Coşkun'u, Cumhuriyet Halk Partisi Oğulkale İlçe Başkanımız Sayın Ardo Arpacı'yı, Arda Arpacı'yı, İYİ Parti Oğulkale İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Çobanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanımız Sayın Ali Osman Ordu, İYİ Parti Merkez Efendi İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Ertuğrul Gökçe'yi, 669. tarihe gelerekten Elmalı Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Ali Öztürk'ü, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Başar Atik Bey'i, Kara Siyah Parti İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Hocaoğlu, yine Korkuteli Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşli. Evet, yine tarihin kırpınar adını altın harflere yazdıran Türkiye Cumhuriyeti Yaşayan Efsanesi Baş Pehlivan Ustamız Ahmet Taşçı'yı yine 1982, 83, 84 yılları kırpınan Baş Pehlivan'ı Denizli Beyesi Çokalı. Güçlü sonlarda güçlü. Evet, yine dünya şampiyonumuz Akdeniz oyunlarında kırmış olduğu rekor Allah'ın izniyle egale edilemeyen değerli ustamız Mehmet Güçlü'yü yine 1982-83-84 yılları Elmalı Güreşleri Altın Elma Ödülü Baş Pehlivanımız Aydın Söke Sökeri Mehmet Keçiatalı, yine Sabri Usta, evet yine Aslı Nesli Deniz Gülis'in evladı. Değerli güreş severler, bir taraftan da kura çekimine nezaret edecek olan protokolden davetliler yazgırımız Emin Ger tarafından anons edilip kura kürelerinin olduğu kura çekiminin yapılacağı yere davet ediliyor.
Evet, sevgili yönetmenimden de rica edelim. Biraz sonra başlayacak olan kura çekimini de ekranlarımıza yansıtalım, ekranlarımıza taşıyalım. Hep beraber kim kiminle eşleşecek? Onun takibini yapalım. 29 numara Ali Gürbüz. İsmail Koç 5 numara 2015-2018 yılları tarihi kırklara başlıyor orada. Orhan Otlu'ya giriyor. Evet, İsmail Koç da 5 numarayı çekti. Evet, şu anda ekranlarımıza yansıdı kura çekimi. Orhan Okulu 21 numara 2006 yılı tarihi kırklara başlıyor. Osman Erol geliyor. Evet, Şaban Yılmaz geliyor. Evet, Şaban Yılmaz da 11 numarayı çekti. 19 Ertuğrul Dağdeviren. Serkan Serptürk 1 numara. Anju Gemici geliyor. Evet, Özkan Yılmaz geliyor. Tanju Gemici 37 numara. Mustafa Batu geliyor. Özkan Yılmaz 7 numara. Değilsen Çiçek geliyor. Evet, Salih Dorum geliyor. Hüseyin İhsan geliyor. Evet, değerli başkanımlarımız. Buraları çekmeyen başkanımlar, lütfen bura çekim yerine doğru ilerleyiniz. Cengiz Han Şimşek 27 numara. Salih Dolu 35 numara. Evet, Osman Aygur. Hüseyin İyican geliyor. Hüseyin İyican 39 numara. Osman Aynur 17 numara. İsmail Erkan geliyor.